Herkese selamlar dostlar. 4 Aralık 2023 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bültende zaten toplu topuna 5 adet mücadele var. Hepsini değerlendirme altına aldım. İdeal yüksek oranlarından bazılarının skoruna kadar bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Fenerbahçe Sivas Spor maç skoru Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır Fenerbahçe maç skorunu. Benim skor beklentim 2-1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti olacaktır. Daha önce cumartesi yapmış olduğumuz Pendik Galatasaray maç skoruna 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Bilen çok fazla kişi var. Kazanan 3 kişi açıklıyorum. Bu arada çekiliş yapıyorum tabii ki. TR Musa, Donsuz Fakir Ben Bir Savaşçıyım isimli YouTube kanalları kazandı. Instagram üzerinden bana mesaj atarsa Instagram adresimiz ekranda. Kangal ve hesabından bana mesaj atarsa her türlü soru görüş öneri içinde ve gruplara gelmek isteyen arkadaşlar da benimle buradan iletişim kurabilir. Ben buradan zaten herkese dönüş sağlıyorum. Arkadaşlar da mesaj atarsa grup linklerini atalım. Devam edelim. Cumartesi 2 adet kombinem vardı. Solda gördüğünüz ana kombinendi. Bir de cumartesi ekstra. Ben genelde iki tane kombine çıkartıyorum. Yoğun bültenlerde dün ikisi de başarılı sonuçlandı. Ana kombine bize baktığımız zaman da Brentford mücadelesini ben Brentford'un doğrudan kazanmasını bekliyordum. İdareden aldım 1.46 gibi orandan. Galatasaray maçını da değerlendirme altına aldım. Galatasaray kazanır ve 1.5 üst olaraktan da maç sonu 2 ve 1.5 üst olaraktan da aldım. Zehir, Zihin attığı güzel golle birlikte Galatasaray da burada kazanmasını bildi. Günahla de bu şekilde getirdik. Ekstra kombineye baktığımız zaman da Arsenal mücadelesini ben Arsenal'ın ilk yerden atacağı bir golü değerlendirecektim. Newcastle Manchester United mücadelesine de 9.5 üst korner olarak verdim. Ve şunu söyleyeyim. Newcastle mücadelesinde son anda gelen kornerle tam 10 kornerle bitti. Şans bizden yanaydı. Kombinelerimiz fullendi. Tebrikler dostlar. Kazan sağlayan herkese tebrikler. Devam edelim. Yüksek mislilerde aynı şekilde. Dün 2 adet hatta 3 adet yüksek mislimiz vardı. NBA yüksek mislimiz burada solda gördüğünüz üzere. Dün NBA'de Minnesota'nın mücadelesi vardı. Atacağı 111 sayıya 1500 misli olarak önerdik. Bir de sağda gördüğünüz Avrupa yüksek mislisi vardı. Real Madrid'in kazanırı. Stuttgart maçından genel 2 gol. Girona maçından Girona'nın atacağı bir gol, 1 golü 1.56 gibi orandan da 600 misli olarak önerdik. Pazar günü de aynı şekilde mislerimiz önerdik. Umarım güzel kazançlar elde ederekten de devam ederiz. Yüksek misli de aynı şekilde bildiğiniz üzere anlatmıştım. Bu sezon getirdiğimiz yüksek misli canlılarımız oluyor. Onlar da aynı şekilde devam etmeye devam ediyor. Yani o şekilde <laughs> söyleyeyim sizlere. Geçti bunu da. Dün NBA'de dediğim gibi yüksek misli yapmıştık bir de listemiz vardı. Yani şöyle NBA listesi yapıyoruz. Dün mesela 12 tane oynanan maç vardı. Hepsinin tercihlerini biz çıkartıyoruz. NBA listesi olarak da sizlere atıyoruz gruplarımızda. 12'de 10 oldu. Gayet güzel bir başarı. Sadece Atlanta ile Houston yapmış burada. Diğer bütün maçlar kazandı. Değerlendirip kazanç sağlayan gruptaki üyelerimizin hepsine ayrıca tebrik ederekten de geçelim bunu da. Canlı olarak zaten cumartesi herkese açık gruptan ve gruplardan takip et, ettiyseniz zaten yani canlı olarak da zaten sürekli olarak izliyoruz. Dün mesela gece Nilkes'in ilk gole girdim. Tertemiz gece kazancı oldu. O şekilde canlı olarak da sizlere maç izleyerekten de öneri yapmaya çalışıyoruz. Herkes açık Telegram grubumuz açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da katılım sağlayarak da sizler de kazanç sağlayabilirsiniz başlayalım. Dostlar 5 adet mücadelem var. Sizlerden ricam beğeni ve yorumlardır. Aynı şekilde Fenerbahçe maçının skorunu sizlere sormuştuk zaten. Artı 400 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Pazartesi videosu olması kaynaklı. Beğenen herkese çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. Fenerbahçe ile Sivasspor mücadelesi. Lider şu an Galatasaray sanırım değil mi maç fazlasıyla? Aynen. Şimdi arkadaşlar lider burada Galatasaray oldu. Fenerbahçe burada liderliği almak isteyecektir. Takımda zaten en son yenilen maç 6 geldi. Ya, yani 6-1 bitti. Trabzon'un plakasını yazdırdılar bize Danimarka'dan. Danimarka olması lazım Nostalya takımı da. Her neyse şey diyeceğim. Yani bu maç bir reaksiyon maçı olabilir mi? Ama gerçekten oyun olarak düşen bir Fenerbahçe vardı. Yani yıldızlardan bir katkı alınamadı son dönemlerde. Oynamış olduğu Adana Demir maçından itibaren oynamış olduğu oyun kötü. Karagümrük maçında galip gelmesine rağmen Fenerbahçe kendi oyununu yani o bize izlettiği oyununu gösteremedi. Son maçta zaten alt yelendi. Sivas'la oynayacaklar zorlu bir karşılaşma. Sivas'ında burada geçiş oyunuyla birlikte Fenerbahçe kalesinde pozisyon bulması lazım. Ama Fred takıma döndü. Muhtemelen bu maçta da ilk 11 oynayacaktır. İsmail Kartal özür filan hatta son maçtan sonra. Zaten yapacak bir şey de yok da. Ee, velhasıl kelam burada Fenerbahçe'nin mutlak galibiyeti lazım. Maçın da skorunu zaten sizlere sorduk da. Benim skor beklentim 2-1 ayarında. Ben burada ideal kombineme 2.5 üst olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Yani idealden 2.5 üst alınabilir. Skor da zaten 2-1 beklediğim için. Maçta 3 gol bekleyebiliriz. Özellikle Fenerbahçe tarafında ekstra bir reaksiyon maçı olabilirse tek başına mücadeleyi üste bile götürebilir. Ee, yüksek orandan denemek isteyenler varsa maç sonu 1 ve 2.5 üst yapabilir. Burada onun oranı 1.60'a kadar çıkıyor zaten. Değerlendirecek varsa ekstradan da bunu değerlendirebilir zaten. Mücadele yüz yaparsa zaten burada Fenerbahçe yapacağından dolayı oranını çok fazla yükseltmemişler. Bol şanslar. Midland'la Viborg mücadelesi. Midland'da burada Kopenhag'la birlikte Danimarka Danimarka milli takımı Danimarka milli takımı Danimarka'da bir e, şampiyonluk yarışında ikisi de aynı puanda. Midland'ın Avrupa macerası yok. Konferans Ligi'nde Legia Varşova'ya eğlenmişti. Ama Kopenhag Avrupa'da da devam ediyor. Şu hatta Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Yani Midland bu tür fırsatları iyi değerlendirecektir. Kopenhag'ın puan kayıplarını bekleyecekler. Aynı puandalar. Ben burada Midland'ın kaybetmesini beklemiyorum. Midland'ın doğrudan galibiyetini Viborg'a Viborg karşı. Özellikle Viborg'un deplasman karnesine baktığımız zaman da yani şöyle söyleyeyim Viborg'un gidip de bir maçını izlemedim bu sezon. Ama Midland'ın birkaç maçını izledim. Son dönem istatistiklere baktığımız zaman da Midland'ın burada galip gelmesi gerçekten önemli. Doğrudan maç sonu biri sizlere Midland galibiyetini öneriyorum. Torino ile Atalanta mücadelesi. Bu maçta da sıkıntı şu. Yani Torino gerçekten evinde cingen bir takım. Zorlu bir mücadele. Yani maçın berabere biterse şaşırmam. Onu söyleyeceğim. Hatta böyle birden sıfır, 2'den sıfır o tarzda bir mücadele de olabilir bu karşılaşma. Ee, ben şöyle bir öneri yapacağım. Yüksek orandan almak isteyeceğim bunu. Ekstradan da bir tane de yüksek orandan mücadelem var. Onu söyleyeyim. Ee, bu maçta Atalanta'nın ben Atalanta'da kendi evinde bir şampiyonlar ligi mücadelesi oynadı. Sporting Lisbon'a karşı. Çok da üretemedi o maçta. Maçta zaten berabere bitti. Atalanta'nın atıp da iptal olduğu bir gol var. Offside sanırım. Maçı ufaktan takip ettim. Canlısına yapmaya çalıştık. Atalanta'nın ben burada Depp Basman'da herhangi bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Oran 1.68. Diğer seçenelere baktığımız zaman da bu oranı göreceksiniz arkadaşlar. Ya alacaksa Atalanta'nın burada bir yarayı kazanmasını, mücadelenin bir 1-1 bitmesini ve dediğim ya 1'den 0, 2'den 0 ayarında bir mücadele olabilir. Ufaktan deneyebilirsiniz. Matson'un 0'ın oranı 2.82. Mesela şöyle söyleyeyim. Hani deplasman bir yarayı kazanır dedik ya. Atalanta ilk yarıyı 1-0 önde kapatır. Veya Torino. Tamam mı? Oradan zaten ilk yarıyı Atalanta kazandı mı? Bizim bir yarıyı kazanır zaten geliyor. Torino mu kazandı? Tamam. İkinci yarı tekrardan başlıyor. Atalanta atar. İkinci yarıyı Atalanta kazanır. Mücadele 1-1 bir, bir biter. 1'den 0, 2'den 0, maç 0 ve Atalanta yarıyı kazanır da gelmiş olur. Bu yönde maçı okumaya çalıştım. Değerlendirecekler bol şanslar. Bol şanslar. Celta Vigo ile Kadiz karşılaşması. Benitez'le birlikte yani kötü yani Benitez'in hocalığı tartışılmaz zaten. O konuda Celta Vigo hocası hakkında bir sıkıntı yok. Fakat evinde Kadiz'le oynuyorsun ve evinde Kadiz yenemezsen sen abi düşersin veya gönderilirsin bu maçtan sonra. Celta Vigo düşme potasında 8 puan aldı. İyi yani iyi de bir kadrosu var aslında. Yani dinamik bir kadrosu var. Oyun olarak iyiler bir sıkıntı yok. Ama evinde Kadiz'i yeneceksin abi. Başka açıklaması yok. Ben burada doğrudan Seltavigo'nun galibiyetini bekliyorum. Seltavigo maçı kazanır. 1.42 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Bence mücadeleyi de Seltavigo tarafı kazanacaktır. Kadiz tarafı okey. Zaten mücadele indeks beklentisi de burada Seltavigo'ya vermiş. Galibiyetinde yönünde. Kadiz okey. Deplasmanlar çok bir şey üretebileceğini sanmıyorum. Burada doğrudan Seltavigo galibiyeti bekleyebiliriz dostlar. Sporting Lisbon'la Gil Vicente mücadelesi. Bu mücadeleyi de ideal kombineye aldım arkadaşlar. Nasıl aldım? Şimdi e, Sporting Lisbon bir İtalya'ya gitti geldi dep basmana. Onu söyleyeyim. Bir birlik berabere kaldı. Takım yani haliyle biraz yorgun olacaktır. Burada e, maçın beklentisi bu arada 2-0'lık bir Sporting Lisbon galibiyeti. Ben ideal kombine beklediğim için biraz düşündüm maçın üstünde. Ya yani derim ki handikap mı eklesem yoksa 4.5 altına bir mi? İçinde de bayağı biri 1.40 bir oran biri de 1.60 bir oran. Ben burada yüksek orana gittim. Ben burada Sporting Lisbon tarafındayım. Sporting Lisbon'un kazanmasını bekliyorum. Fakat kazanırken de bence 4.5 altında kalacak gibi geliyor bana. 4.5 altında kalma sebeplerinden bir tanesi de özellikle şunu söyleyeyim. Gilles Center takımı bu sezon deplasmanda herkesten 3 tane 2 tane gol yemiş. Öyle bir takım. Yani deplasman karnesi gerçekten kötü. Fakat burada Sporting Lisbon'un yorgun oluşu kaynaklı. Mücadelenin 4.5 altında kalma ihtimali var. Bir Atalanta deplasmanı oynadı. İyi de oynadı o mücadele. İdeal 11'i çıkarmıştı. Burada 4.5 altında biri bir 46 gibi orandan değerlendirdim değerlendirecek herkese bol şanslar. Burada Sporting Lisbon'un 4.5 altında birini bekleyeceğim. Mücadelenin skoru da 2-0. Baylar 5 adet mücadelem vardı. Bir adet de ideal kombine çıkardım. Pazartesi idareydi değerlendirmek isteyen herkes değerlendirebilir. 2.28 gibi orandan var. Fenerbahçe mücadelesine ben 2.5 üst aldım. 1.44 gibi orandan. Ben burada Fenerbahçe'nin 2-1 ayarında kazanmasını bekliyorum. Sivas'ta bir gol atarsa çok güzel olur. 2.5 üstümüz çok rahat gelir. Fenerbahçe'nin tek başına üst yapma şansı da zaten var. Sporting Lisbon mücadelesine de ben Lisbon'un dediğim gibi Avrupa'da Dönüşü bir mücadelesi. Gevistante'nin deplasman karnesi ne kadar kötü de olsa ben burada Sporting Lisbon'un maçı kazanmasını fakat kazanırken de 4.5 altında kalmasını bekleyeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.